Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ikinci bir Child Component, Child Project oluşturacağız. Yani burada sadece bir tane değil de birden fazla Multiple Child olduğunda bundan parent'tan o Child'a, o Child'dan Parent'a akış nasıl sağlanıyor bir de bu şekilde bakalım. Zaten yaptığımız çok farklı bir şey olmayacak ama çoklu olduğunda da nasıl oluyor onu öğrenelim. Zaten şu an ben bir proje oluşturdum tamam mı? bu artık Child 2 diye. Yaptığım şey tamamen aynı Viti indirdim. Şöyle göstereyim size. Burada projenin kendisi Viti indirdim. Bir de dediğim gibi plugin indirdim. Bunlar zaten başlangıçtaki videodan itibaren izliyorsanız bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar. Şöyle geleyim ben e, ee, child child 2'den ilk önce parent'tan parent'ın paylaştığı parent'a gelelim. Parent'ın paylaştığı parent ne paylaşıyor bir config'e gelelim. Ee, my button paylaşıyordu. My button. O my, my button neydi? Parent ikinci build demek diye bir <laughs> bir buton. Önemli değil içinde ne yazdı. Bunu child 2'ye de alalım o zaman. Nasıl yapalım biliyorsunuz mu? Gidelim child 1'e. Çünkü child bir de bunun aynısını yaptık. Şu default config dif, şey white config dosyasını bir alalım. Gelelim ee, children 2'ye. children 2'den sonra şuradaki white config'e gelelim. With white nasıl dersiniz artık. Sonra buradaki define config olayında buraya children 2 diyelim. Çünkü bu artık children 2. Burada remote entry normal. Çünkü parent'tan gelen dosyayı ben bu şekilde alacağım. Tamam burada başka bir sıkıntı yok. Ondan sonra file name remote child1. Şimdi aslında şuraya gelelim child one Şuradaki remote buna 1 diyelim. Aa, geri gel. Remote entry child 1 js diyelim. Tamam diğer parent'ı da düzeltmemiz gerekecek tahmin edeceğiniz üzere. Child 2'ye gelelim. Remote child 2 diyelim. Bu dosyanın neden önemli olduğunu anlatmıştım. Şimdi şurada ürün diye bir şey ekspoz ediyordu. Aslında şu kısımları bir yorum alalım. Şimdi bu kısım zaten dosya import etmeyle ya export etmeyle alakalıydı. Biz şu an import ediyoruz. Nereden import ediyoruz? Parent'tan ve şu linkten. Burada değişecek bir şey olmayacak. Tamam mı? Şuralar şimdilik yorumda kalsın. Tamam. Sonra çıldırındaki gibi, çıldırım birdeki gibi. Ben bu çıldırım birdeki parent'tan gelen butonu nasıl kullanıyordum? Aptat gel. Geliyordum şöyle parent by button parent parent çünkü neden parent my button'dı tekrar geleyim Burası şurası parent olduğu için geliyorum çıldırın 2'ye ve e, gidiyorum app dosyasına bunu koyuyorum böyle bir boşluk koyayım ve sonra şu divin bir yerine bu my button'ı koyuyorum Evet aynen böyle gelin bir e, build alalım package açısına geliyorum start varmış. Yani ben bunu eklemiştim zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. O otomatik olarak e, build alacak start yazdığımız zaman. Gördüğünüz gibi build ve preview modunu çalıştırıyor. Ve 4174'te çalışıyoruz. Zaten ben adını da değiştir dediğim şart 2 şurada. Gördüğünüz gibi buton burada yerini aldı. Yani e, çok kolay bir şekilde parent'tan server edilen dosyayı aldık. Peki bu, bu komponuttan Yine Child 2'den bir şey pasladığında parent'te bunu nasıl alacağız? Parent, multiple bir, hem child1'den bir şeyler aldı ama child2'den de bir şey alacak mı? Hadi bakalım. Aynı child1'de yaptığımız gibi gelelim src'nin içerisinde bir klasör oluşturalım. Adı pages olsun. Zaten burada dosya var diyor. Evet burada. Bu dosya pages'in içerisinde kontak.jsx yazalım. Burada da kontak. Tamam. Burada da kontak sayfamız olmuş olacak olsun. Sıkıntı yok burada. Kontak komponentimiz hazır. Ne yapıyor? White Config'e bir gelelim. Tamam. Şimdi expose edeceğimiz için artık remote dosyası önem kazandı. Ben buraya ne yaptım? Child 2 yaptım. Sonra expose edeceğim şeyin komponentin ya da ürünün böyle adlandırılmasını istiyorum. Kontak adla import edilmesi, kontak, kontak şekilde import edilmesi istiyorum. Ve bu da pages'in içindeki kontak bölümünde zaten. Tamam. Expose'u bu şekilde ettim. Peki ben bunu nasıl import edeceğim parent'a? Parent'tan geliyorum. Parent'taki white config dosyasını açıyorum. Şimdi zaten şurada gördüğünüz üzere bir remote vardı. Yani uzaktan alacağımız şeyler için kullanacağımız yapı, remote yapısıydı. Şimdi baktığınız üzere arkadaşlar burada bir remote child olayı vardı. Biz bunu bir yapmıştık. Bunu tekrar yapayım ve bu sorunsuz çalışsın. Ama diğer bir sıkıntı neydi? Child 2 hep 4173'te çalışıyordu. Gelin 4, e, Child 2'yi sabitleyelim. Nasıl sabitliyorduk? Şimdi şurada Child 1'e geleyim ben. Child 1. Aynen. Burayı bir kopyalayayım. Child 2'ye geçeyim. Child 2'ye geçtim. Peki içerisindeki bütün kolları yer değiştiriyorum. 4173 yazan her yeri 4000 değil de 3173 yapıyorum. Artık Child 2 de bundan sonra her zaman port 3173'te çalışacak. Peki bunu da bildik artık. Gelin bir tekrar başlatayım bu app. Burada sıkıntı yok. Tamam. Sonra gelin gelin parent'a tekrar gidelim. Parent'a gidiyoruz. Parent'a gittiğimiz zaman burada codeman yazmıştık. Artık bunun çok gereksiz olduğunu söyleyeyim. Çıldırın diyorum ya da child child2 diyorum. Buraya localhost 4174 diyor. Ben buraya 3173 diyorum. Remote Entry Child2. Child2'yi şurada da görüyorsunuzdur. Zaten eğer bir config dosyasına gidersem Child2 dosyası burada. Remote Entry Child2. Şu an benim kontak dosyamı almış olması lazım. Gelin bir parent'ı durdurup tekrar alalım. Çalıştıralım. Şimdi gelelim parent dosyasına. Parent'ı aslında yeni bir link olarak alırız. Açalım ki gözlerinizde görün. Evet yeni bir link. Geldiğiniz gibi ürün burada. Kontak nerede? Kontakı daha import etmedik çünkü. Ee, gelelim Parent'a ve e, e, geldik. Gördüğünüz gibi burada ürünü bu şekilde almıştık. Şimdi ben bir de ürün şuradaydı gördüğünüz gibi. Codeman'den geliyordu. Bunu kopyaladım. Bu artık ürün değil. Kontak. Bu artık Codeman'den değil Child 2'den geliyor. Çünkü şuraya tekrar göstermekte fayda Child 2'den geliyor. Ve ne diye geliyor? Yine kontak diye geliyor. Bu konta böyle geldiğini nereden anlıyordum? Child 2'ye geliyorum. Gördüğünüz gibi burada kontak şeklinde export ediliyor. O zaman buraya kontak kısmını da gelin şuraya import etmiş olalım. Gelin bir tane daha büyüt alalım. Sonra evet çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi kontak burada. Bir tane şey çıkmış. O çok önemli değil zannediyorum şurada. Evet tamam. Şimdi burada bir, bir şey daha bahsedeyim. Bu güzel. Bakın orayı değiştirdim. Orada bir değişiklik olmayacak. Çünkü bu mod preview modu. Preview modunda sadece izlersiniz. Yani yaptığınız değişiklikler anlık görünmez. Ya yani durdurup yeniden build alacaksınız. Bu kez çalışacaktır. Refresh edersem o gitmiş olacaktır veya anlık değişiklikler yapmak istiyorsanız npm run dev yap yapaca dev yapacaksınız dev modunda açacaksınız mı dev modunda açarsanız geliyorum buraya ve kontak ikinci ikinci bilmem ne bilmem ne yazıyor mesela şuraya bir şey yazayım anlık göreceksiniz artık ya yani şöyle p etiketi içerisinde lorem ipsum yazım. Bakın artık anlık görüyorsunuz. Bundan da bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi bu videoda ikinci bir child proje oluşturduk. Aslında bunların hepsi dediğim gibi bir repository. Yani bunlar aslında bu kadar basit de olmayacak. Micro frontend kullanıyorsan, micro frontend artık hangisiyse kullanıyorsan demek ki zaten çok geniş bir projen var. Tamam mı? Yani bu gösterdiğim ürünler aslında çok geniş olacak. Yani child bir dedim, child 2 dedim. Bunlar çok büyük projeler olacak. Ve biz oluşturduk. iki tane şahit proje oluşturduk. Artık bence iki tane yeter. Multiple olduğunu göstermek adına hem parent'tan bu komponutlara komponent geldi. Bu çocuk projelere komponent geldi. Hem bu çocuk komponentler parent'a e dosya alışverişinde bulundular. Umarım bu kısımla beraber bazı şeyler daha iyi oturmuştur diye değerlendiriyorum. Bir sonraki videoda daha farklı, daha eğlenceli şeyler yapacağız. Minik bir proje gibi bir şeyle başlayacağız. Umarım şimdiye kadar olan kısımlar anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa da zaten yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.